Bir günlüğüne kim olmak isterdin? Bir günlüğüne Kaptan Kusto olmak isterdim. Kaptan Kusto çok eski bir belgeselci ve okyanus bilimcisi. Onun yaşadığı dönemde dünya bu kadar kirlenmeden gerçekten okyanusları ve bütün canlıları onunla beraber onun gibi bir gezgin olarak dolaşmak isterdim dünyada. 48 saat telefon ya da sosyal medya kullanmadan vakit geçirebilir misin? Geçirebilirim. Kimlerin telefon numarasını ezbere biliyorsun? Annemi kaybettim ama annemikini biliyorum, babamınkini biliyorum, onu da kaybettim. Ailemin numaralarını biliyorum. Bir de yakın arkadaşlarım var. Grup gece hocalarından Uğur'u bilirim. Diğer bir iki arkadaşım da aynı şekilde biliyorum. Ama genelde ailemikini net söyleyebilirim. Kendi numaran? Kendi numaramı biliyorum. Kaç yaşına dönmek isterdin, neden? Valla 20 yaşına dönmek isterdim. Gece hocalarını kurduğumuz zamanlar hem üniversitedeydik. Daha öncesi de var arkadaşlarımla ama şimdiki aklım bu arada olsam o ekiple çok daha güzel şeyler yapardım. Belki ya da yapamadığım, planladığım şeyleri yapmak isterdim. 20 yaş bence çok güzel bir yaş, orada olmak isterdim. Sahnede yaşadığın ve unutamadığın bir anını anlatabilir misin? Adana'da Ceyhan'da zannedersem sevgiden ölüyorduk yani. O kadar çok seyirci o kadar çok fazlaydı ki engelleyemedik. Bütün güvenlik de engelleyemedi. Sevgiden sahneye çıkmaya başladı insanlar. Artık bir yerden sonra sesi ulaştıramamaya başladık. Ve konser artık yapılamayacak duruma geldi. Fakat insanlar da bunu kabullenmek istemediler. Ve oradan nasıl kurtulduk, nasıl çıktık? Yapamadık da konser ama bayağı bir can tehlikesi oldu başka insanlar için de. Çünkü izdama dönüştü hiç. Adana Ceyhan'ı unutamıyorum. O benim hayatımdaki önemli konserlerden biridir. Şu an ne yemek isterdin? Şu an döner yemek isterdim. Karşı cinste ilk neye dikkat edersin? Benim için kültür çok önemli. Yani konuşma ve hal, tavır, davranışta ben ilk notu o zaman veriyorum kendi adıma. Devamı sonra geliyor benim için. Kırgınım dediğin bir kişi veya olay var mı? Kırgınım dediğim tabii olay da var, kişi de var. Ama tabii kişiyi söyleyemem buradan ama olaylar... Ne bileyim, pandemiye kırgınım ya. Olmasaydı iyi olurdu. Çünkü biz müzisyenler olarak bayağı bir 17 ay falan oturmuş olduk, kaldık böyle. Çok hoş değildi bizim için, onu söyleyebilirim. Çok kırgınım. Kusursuz bir günün içinde ne olmalı? Kızlarım olmalı. İki tane küçük kızım var. Onlar olmalı benim için.